Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Mısır, resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti. Afrika ve Asya'yı birleştiren 1 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan ülkenin batısında Libya, güneyinde Sudan, doğusunda ise Filistin ve İsrail bulunmakta. Bir tarafı Akdeniz'de, diğer tarafı ise Kızıldeniz'e çevrili. Mısır'ın ortasından geçen dünyanın en uzun nehri olan Nil sadece bir nehir değil, ülkenin kültürünü ve tarihini şekillendiren, hatta bu topraklarda bir hayatın var olmasını sağlayan bir yaşam kaynağı. Mısır, Kahire'yi görmeyen dünyayı görmemiştir sözleriyle binbir gece masallarına konu olmuş, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünyanın annesi olarak tanımlanan bir ülke. İki kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuyla ve gizemin saklı kaldığı topraklarıyla aslında bugün olması gerekenden çok daha farklı bir konumda da olabilirdi. Fakat kötü yönetim ve darbelerle dolu bir geçmiş, halkın üzerine çökerek ülkenin kaderini adeta değiştirdi. Toplam nüfus yaklaşık 112.7 milyon. Burası Afrika'nın en kalabalık üçüncü, Orta Doğu'nun ise en kalabalık ülkesi. Nüfusun %90'ı Müslüman, %10'u ise Hristiyan Mısırlıların inancı olan Kıpti Ortodoksu. Anayasa, dini temelli ayrımcılığı reddedip her vatandaşa eşitlik sağladığını belirtse de yasaların temelini şeriat hukuku oluşturmakta ve ülkedeki hayatta kısmen buna göre düzenlenmekte. Yapılan anketlerin sonucuna göre halkın %74'ü şeriatın ülkenin resmi yasası olmasını istemekte. Topraklarının %95'ini çöllerin kapladığı Mısır'da nüfusun %99'u Nil'in sunduğu dar ama verimli bir vadide yaşamaya çalışıyor. Çalışıyor çünkü Mısır her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor ve bu nüfus artık ne yerleşim alanları ne de kaynaklar kaldırabiliyor. Özellikle 22 milyonluk nüfusuyla metropol Kahire, geri sayımı başlamış saatli bir bomba gibi. Kalabalığın yarattığı kargaşayı şehrin her yerinden hissetmek mümkün. Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede çocuk sahibi olmanın mutlak bir özgürlük olmadığını, bu nüfus artışının terörizmle neredeyse eşdeğer bir sorun olduğunu dile getiriyor. Hükümet 2017'de iki çocuk yeter adında bir kampanya başlattı. Ayrıca 1950'lerden beri Kahire'nin yoğunluğunu azaltmak için sıfırdan yeni şehirleri inşa etti. Ancak bu yerleşim alanlarına sadece zengin ve orta sınıf taşınabildiği için beklenen nüfus dağılımı sağlanamıyor. Hükümet şimdi de yeni bir başkent inşa ediyor. 714 kilometrekarelik bir alan üzerinde Singapur kadar büyük olacak şehrin yaklaşık 7 milyon insana ev sahipliği yapması bekleniyor. İçinde Central Park'ın 2 katı büyüklüğünde bir park, Disneyland'den 6 kat daha büyük bir tema park da inşa edilmeye başlandı. Ayrıca Afrika'nın en yüksek kulesi ve Pentagon'dan büyük Oktagon adında askeri bir merkez de projeler arasında. Sisi, başkentteki tüm resmi ve idari binaları da buraya taşıyarak planı sağlamlaştırmayı hedeflese de aslında bunun arkasında farklı bir gerçeklik yatmakta. Burası tek bir başkan dışında her liderin darbe ya da suikaste devrildiği bir ülke. Bugüne kadar ki hiçbir Mısır Cumhurbaşkanı ölmeden ya da tutuklanmadan görevinden ayrılmadığı için Sisi de bu endişeyi taşıyor. Zaten Sisi de 2013 yılında darbeyle yönetime gelmişti. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak, resmi dil Arapça. Ülkenin para birimi ise Mısır lirası. Bugünkü kurlara göre bir Mısır lirası 0.96 Türk lirasına karşılık gelmekte. Ülkede asgari ücret özel sektörde 3000 Mısır lirası yani 97 dolarken, kamuda ise 3500 Mısır lirası yani 113 dolar. Ortalama maaş ise yaklaşık 9000 Mısır lirası. Garsonlar 7, öğretmenler 8, avukatlar 10, doktorlar 18 bin lira kazanıyor. Bu mevcut maaşlarla Mısır dolar bazında 99 ülke arasında yapılan sıralamaya göre en düşük maaşa sahip olan ülke. Küresel Haklar Endeksinin 2023 raporuna göre Mısır çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Burada hafta pazar gününden başlar. Resmi tatil cuma günü. Hafta sonu tatili bazı iş yerlerinde perşembe cuma iken okullar ve resmi kurumlarda ise cuma cumartesidir. Çalışma hayatında kurallar oldukça esnek. Sıcaklık çalışmalarına dahi engel olacak bir boyuta ulaştı. Başlığı için çalışma saatleri mevsime göre düzenleniyor. Resmi kurumlar yıl boyunca genellikle saat 8-9 gibi açılırken öğlen 2-3 gibi kapanıyor. Yaşlılarsa her zaman bir adım önde. Saygının yanı sıra deneyimleri fark etmeksizin üst pozisyonlarda görev alıyorlar. Özellikle erkek büyüklere karşı verilen saygıyı isim koyma geleneklerinden de anlamak mümkün. Mesela şu anki başkanın tam adı Abdülfettah Said Hüseyin Halil el-Sisi. İlk ismi kendisinin, ikincisi babasının, üçüncüsü dedesinin, dördüncüsü ise büyük babasının. Soyadı kullanmaksa yeni yeni yaygın olan bir durum. Eğer soyadları varsa el ile bağlanır. Tek başlarına yemek yemeyi sevmezler. Bazen birinin gelmeyeceğini bilseler bile nezaketen çağırırlar. Ekmek bir Mısırlı için çok kıymetlidir. Hatta kelime anlamı olarak hayat demektir. Hurmayı çok sık tüketirler. Birçok yemeğin ve atıştırmalıkların içerisinde bulunur. Zaten dünya genelinde hurma üretiminde birinci, enginarda ise ikinci sırada yer alırlar. Nazar yaşayışlarında çok önemli bir yerdedir. Nazar boncuğu ve aynı amaçla kullanılan antik Mısır'dan kalma horozun gözü halk arasında olduğu
oldukça yaygın. Edebiyatlarında karaciğer batıdaki kalp gibi tasvir edilir. Birini çok sevdiklerinde sen benim karaciğerimsin der. Safra kesesinin karaciğere bağlı olmasından dolayı bir Mısırlı birinden bıktığında safra kesemi yıprattın der. Bu arada burası karaciğer hastalığına bağlı ölümlerin en çok görüldüğü ülke. Nil Nehri'nde bulunan bir parazit ülkede hepatit C virüsünün yayılmasındaki en büyük nedenlerden biri. Ayrıca tedavi kampanyalarında şırıngaların tekrar tekrar kullanılması da ülkede virüsün daha çok yayılmasına neden oldu. Tarihin en önemli olaylarına tanıklık etmiş Kahire bugün yoksulluk ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın en yorgun ve bitkin metropollerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu durum başkentte ilginç yaşam alanları oluşturdu. Bunlardan biri dünyada başka bir örneği olmayan çöp şehir. Kelimenin tam anlamıyla çöplerin ortasında kendilerine bir yaşam alanı yaratan yaklaşık 60 bin insanın yaşadığı bir yer burası. Burada yaşayanlar Arapça'da çöp insanlar anlamına gelen zabalin olarak tanımlanmakta. Her gün 14 bin tondan fazla çöp bölgeye geliyor. Bu başkentteki çöplerin yaklaşık %85'i. İnsanlar bu çöplerin neredeyse %90'ını geri dönüştürüyor. Kahire'nin ortasında bir başka dünya daha var. O da ölüler şehri. Burada yarım milyon insan mezarların arasında ölülerle iç içe bir yaşam sürüyor. İnsanlar mezarlıkların içinde bir göz odada yaşamaya çalışıyor. Kimisinin avlusunda, kimisinin de mutfağında tezgah olarak kullandığı yerde mezarlar var. Geçimlerini ise bu mezarları koruyarak ve bakımını yaparak sağlıyorlar. Bu arada başkent ve çevresindeki yerleşim bölgelerindeki binalar genel olarak çok eski. Çoğu yapının tesisat ve elektrik sistemleri evlerin dışında. Yeni inşa edilen bazı apartmanlar bile boyası ve sıvası olmadan bırakılıyor ve pek dayanıklı yapılmıyor. Bu nedenle de zaman zaman herhangi bir afet yaşanmadan kendiliğinden çöküyor. Rüşvet ve yolsuzluk da gerçek bir denetlemenin yapılmasına engel oluyor. Dünyanın 7 harikasından ayakta kalan tek eser olan Keops piramidi ile Kızıldeniz'in sunduğu doğal güzellikleriyle ve tarihi miraslarıyla Mısır belki de dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmalıydı. Fakat yakınından bile geçemiyor. Çünkü burada kargaşa ve kaos hakim. Hem turistlerin hem de burada yaşayan yabancıların hatta bazı yerlerin perspektifinden Mısır şu şekilde anlatılıyor. Başkentte hiç eksik olmayan tek şey korna sesleri ve trafik. Kimileri buradaki karmaşanın Hindistan'ı aratmayacağını söylüyor. Öyle ki burası dünyanın en gürültülü ikinci şehri. 90 desibele ulaşan ses yüksekliği tüm günü bir fabrikada geçirmeye eşdeğer boyutta. Kahire'nin yolları bozuk, asfaltlar toprağa karışmış, trafik lambalarına ve şeritlerine dahi çok az rastlanıyor. Yeni yapılan yollarsa mühendislik planlamasının çok uzağında kalıyor ve trafik sorununu daha da kötü hale getiriyor. Öyle ki hava kirliliğinin %80'i karayolundan kaynaklanmakta. Ve Mısır dünyanın en kirli havasına sahip 9. ülkesi. Yılda ortalama 67.238 kişi hava kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor. İnsanlar çok eski arabalar kullanıyor ve birbirlerine vursalar dahi umursayıp durmuyorlar. Sinyal vermek, farları açmak ve emniyet kemeri takmak gibi trafik kuralları burada hiç dikkate alınmıyor. Zaten ilginç bir şekilde ülkede okuma yazması olan herkes bir kursa katılmadan ehliyet alabiliyor. İlgili memura araba kullanmayı bildiklerini söyleyerek kayıt dışı 100 Mısır lirası vermeleri yeterli. Bu arada dünyada Mısırlıların ulaşımlarını deveyle sağladıklarına dair bir yanılsama var. Fakat deve sadece piramitlerde turistik amaçla kullanılıyor. Kahire'deki her araba ise taksi olabiliyor. Taksi ibaresi olmayan çok sayıda korsan araç var. Ayrıca neredeyse her taksi aynı zamanda bir döviz bürosu. Turistler genellikle paralarını taksilerde bozduruyorlar. Turistik bir bölge olan Şarm el-Şeyh'teki bazı taksiciler macun adı verilen yasaklı madde ticareti de yapıyorlar. Neredeyse her sokakta Nil Nehri'nin etrafında öylece bırakılmış yığın halinde çöpler var. Her gün sadece Kahire'de 15 bin tondan fazla katı atık üretiliyor ve bu atıkların %40'ı genellikle hiç toplanmıyor. Turistik yerlerin dışında ülkede dışarı çıkıldığında erkek nüfusu çok daha baskın. Yoksul halksa her turisti bir gelir kapısı olarak görüyor. Adım başı turistlere bir şeyler satmak isteyen birileri çıkıyor. Ellerini yıkayanlara havlu uzatarak zorla para almaya çalışanlar dahi var. Bunun gibi hizmetler karşılığında bahşiş talep edilmesi turistlerin sıkça karşılaştığı bir durum. Fotoğraf çekimi ve yol tarifi gibi küçük yardımlar sonrasında bile bu taleple karşılaşan turistler ülkenin bu konuda çok bunaltıcı olduğunu ve kendilerini yürüyen bir ATM gibi hissettiklerini söylüyorlar. Turistik yerlerdeki marketlerde genellikle fiyat etiketleri bile yok. Kısacası satıcılar turistlerden koparabildikleri kadar para almaya çalışıyor. YouTube'da gezindiğinizde Mısır hakkında en çok çıkan video başlıklarından biri ülkeyi ziyaret etmemeniz üzerine. Deneyimlerini aktaran insanların çoğu Mısır hakkında çok olumlu konuşmuyor. Ülke fotoğraf ve video çekimi bakımından çok kısıtlayıcı.
Her sokakta istenildiği gibi çekim yapılmasına izin verilmiyor. Kişinin üzerinde telsiz ya da ekipmanları şarj etmek için kabloların olması bile şüpheli görülüp sorgulanmasına neden olabiliyor. Bazı otellerdeki güvenlik denetimleri ise havalimanlarını aratmamakta. Hatta nadir de görülse otellerde görev yapan polis memurları bile var. Tüm bu kısıtlamaların arkasında yatan nedenlerden biri Mısır'ın geri kalmış yanının gizlenmeye çalışılması ve ülkenin imajına zarar verilmesinin istenmemesi. Bazı insanlar polislerin ülkeye gelen yabancıları ajan olarak gördüğünü ve onların Sisi'ye karşı suikast düzenleyeceklerini düşündüklerini belirtiyor. Bu yüzden de hükümetin paranoyak bir tutum içinde olduğunu söylüyor. Mısır, yalnız başına gezen kadın turistler için tehlikeli bir ülke olarak anlatılıyor. Herhangi bir resmi veri paylaşılmasa da yılda yaklaşık 20 bin kadının tecavüze ya da tacize maruz kaldığı tahmin edilmekte. Ülkede aile içi şiddetle ilgili bir yasa yok. Kadınların boşanma davası açabilmesi için hakları oldukça kısıtlı. Ayrıca eşit miras hakları da yok. Bir erkeğin 4 kadınla evlenmesi yasal olarak mümkün. Erkekler diğer dinlere mensup kadınlarla evlenebilirken kadınlar sadece Müslümanlarla evlenebilmekte. Ahlaki açıdan uygunsuz görüldüğü için de geç saatlere kadar çalışmaları kanunen yasak. Mısır stratejik kaynaklar bakımından da dışarıya bağımlı olduğu için dünya genelindeki her kriz ülkenin karşılaştığı zorlukları katlıyor. Sadece 9 ayda dolar karşısında 2 kat değer kaybeden para birimi halkın daha da yoksullaşmasına neden olurken bugün ülkede insanların 3'te 2'si geçim sorunu yaşıyor. Ülkede asgari ücretle çalışan biri tüm maaşını yatırsa da 10 kilo et bile alamıyor. Hükümetse protein bakımından zengin olan yiyeceklerin başına tavuk ayağını ekleyerek halkını bu ürünü tüketmesi için önerilerde bulunuyor. Mısır bağımlılığını azaltabilmek için çöl arazisini verimli bir delta haline getirmeye çalışıyor. Bu alana 115 kilometre uzunluğunda yapay bir nehir inşa ederek ekilebilir tarım arazilerinin oluşturulması planlandı. Uydudaki bu görüntülerse çölde tarım arazisinin oluşturulması hayalinin gerçekleşmeye başladığını göstermekte. Bugün Mısır'ın elinde dünya ekonomisinin akışını değiştirebilecek çok önemli bir koz var. O da Süveyş kanalı. Küresel ticaretin %12'si, küresel konteyner trafiğinin ise %30'u buradan geçerken deniz yoluyla taşınan küresel petrol ticaretinin de yaklaşık %10'u bu kanaldan taşınıyor. Çünkü bu kanal Doğu ve Batı arasında gerçekleşen ticaretin ana merkezi. Akdeniz'i Kızıldeniz'e, oradansa Hint Okyanusu'na bağlıyor. 154 yıl önce inşa edilen kanal eğer yapılmasaydı, doğudan batıya yola çıkan ticaret gemileri Afrika kıtasını boydan boya dolaşmak zorunda kalırdı ve 15 gün kaybederlerdi. Kanaldan geçiş sadece 11 saat sürüyor. Ayrıca sadece zaman değil, hem ekstra yakıta mal olurdu hem de sigorta masrafları da artardı. Günde ortalama 56 geminin geçtiği kanalda yılda 1 trilyon dolar değerinde mal taşınırken 9.4 milyar dolar gelir sağlanıyor. Kanal dünya ticareti için o kadar önemli ki 2021 yılında bir gemi kanalda sıkışarak akışı 6,5 gün boyunca kapatınca küresel ekonomiye 2-2,5 milyar euroluk bir zarar vererek dünya ekonomisini sarstı. Ekonomik bir çöküşe doğru sürüklenen Mısır bugün Arjantin'den sonra IMF'e en çok borcu olan ülke. 1953'te Cumhuriyet ilan edilmesine rağmen ülkedeki merkezi güç her zaman orada oldu. Tek bir başkan dışında tüm liderlerin askeri kökenli olması da bu durumu kanıtlamakta. Aslında Mısır ne şekilde yönetilirse yönetilsin, coğrafi konumu nedeniyle ordusunu güçlü tutmaktan başka bir seçeneğe sahip değil. Ki dünyanın en güçlü 14. ordusuna sahip. Mısır, döviz ihtiyacının bir kısmını karşılayabilmek için yurt dışında yaşayan ve askerliğini yapmamış vatandaşlarına ülkede bedelli askerlik uygulaması olmamasına rağmen 5000 dolarlık bir fatura kesmeye başladı. Bu tutarı ödemeyenlerin ise pasaportlarını yenilemeyeceklerini dile getirdi. Ülkede her 4 gençten biri işsizlik sorunu yaşarken ülkesini terk eden gençlerin %77'si bir daha geri dönmek istememekte. Her gün binlerce insansa Libya üzerinden İtalya'ya kaçmakta. Avrupa Birliği bu insanların sayısının önceki yıla göre %179 arttığını açıkladı. 2022'de 18.597 Mısırlı İtalya'ya sığındı. Göçmenler ekonomik ve politik sorunların yanı sıra ülkede ifade özgürlüğünün de olmadığını dile getirmekte. Mısır, Çin ve İran'dan sonra idam cezasının en çok verildiği ülke. 2022'de 538 kişiye bu ceza kesildi. UNICEF'in raporuna göre eğitim sistemleri çok katı ve fiziksel cezalar çok yaygın. Öğrencilerin %65'i okulda sopa, baston, kemer ya da kırbaçla şiddete maruz kaldıklarını söylemekte. Ayrıca 5 okuldan biri su, hatta kanalizasyona bile sahip değil. Sınıflarsa aşırı kalabalık ve birçok öğretmen diplomasız. Halkın belirli bir kesimine göre hükümet kasıtlı olarak eğitimi kötü bir seviyede tutuyor.
insanların bilgilenmesini istemiyor ve sorgulamalarını zayıflatıyor. Bu sayede de kurduğu otoriteyi güçlendiriyor. Yaşadığı zorluklara rağmen Mısır, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliği sayesinde bugün hala birçok insan tarafından merak edilen bir ülke. Antik Mısır'dan biraz bahsedecek olursak, kadınlar mahkemede yasal olarak erkeklerle eşitti. Mülk alıp satabiliyor, çoğunlukla çalıştıkları işlerde erkeklerle aynı maaş alıyorlardı. Hatta tahta çıkıp mutlak bir güce bile sahip olabiliyorlardı. Mesela Kleopatra bunlardan biriydi. Kadın erkek fark etmeksizin makyaj yaparlardı. Kötü kokuların tanrıları kendilerinden uzak tutacaklarına inandıkları içinse yağlarla ve çiçeklerle yaptıkları parfümleri kullanırlardı. Kediler kültürlerinde çok önemli bir yerdeydi. Öyle ki Mısırlılar bu hayvanı evcilleştiren ilk toplum oldu. Başka uygarlıklar kralı tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görürken Antik Mısır'da tanrı Firavun'un kendisiydi. Mumyalama Antik Mısır'ın öne çıkan bir yönü olsa da bu işlem sadece Firavunlar ve toplumun zengin üyeleri için yapılan pahalı ve zahmetli bir süreçti. Kalbi düşüncenin merkezi olarak gördüklerinden tüm organlar çıkarılıp sadece kalp bırakılırdı. Beynin ise gereksiz bir organ olduğuna inanılırdı. Firavunlar yaptırdıkları piramitleri ölümden sonra yaşama inandıklarından sonsuz yaşamlarının bir parçası olarak görmektelerdi. Merdivenlerin cennete tırmanmalarına yardımcı olacağını düşünüyorlardı. Bugün ülkede gün yüzüne çıkan sadece 118 piramit bulunuyor. Bu piramitler arasında en bilineni olan Keops'un yaklaşık 20 senede inşa edildiği söylenmekte. Anlatılanlara göre 100 binden fazla işçinin her birinin ağırlığı yaklaşık 2,5 ile 15 ton arasında olan 2 milyondan fazla bloğun yerleştirmesiyle yapıldı. Temeli 7 futbol sahasına denk olan Keops piramidi ayrıca 3500 yıl boyunca dünyanın en uzun yapısıydı. Mısır ekonomiye yön veren kilit noktalardan birine, kanıtlanmış 2,2 trilyon metreküplük doğalgaz rezervine ve eşine rastlanmamış piramitlere sahip. Fakat altyapı eksiklikleri, politik zorluklar ve küresel piyasa koşulları gibi nedenlerden dolayı ülke potansiyelini kullanamıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aktardığım bilgilerin kaynaklarına her zaman olduğu gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Video hakkındaki düşüncelerinizi ve benden anlatmamı istediğiniz ülkeleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Dünyayı beraber tanıyacağız. Bu yüzden yeni yükleyeceğim videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Sümeyra Şenet.